dedik. Şimdi buyruk dönemi mi başladı acaba? Evet Zeynel Bey, maalesef öyle bir kibir abidesiyle karşı karşıyayız ki 22 yıllık iktidarının sonunda artık kendini padişah olarak görmeye başladı. Her şeyin üstünde görmeye başladı. Ne anayasa tanıyor, ne yasa tanıyor, ne devlet bürokrasisinde bir devlet iradesini tanıyor, bir devlet geleneğini tanıyor. Tamamen her şeyin yerine kendisini koyan ve her şeyi karar verebileceğini düşünen, her şeyi müdahale edebileceğini düşünen bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Bu gerçekten aslında narsizmin de ilerisinde, narsizmi de aşan, belki de başka bir tanımlama koyması gereken, teşhis koyması gereken bir durum diye düşünüyorum. Bu açıklaması da zaten bakın önce talimat diyor, yetinmiyor, ardından buyruğumdur diyor. Yani eskiden başbakanlar, cumhurbaşkanları devlet bürokrasisinde herhangi bir talimatı bile belli bir nezaket çerçevesinde söylerlerdi. Lütfen derlerdi veyahut da onu bir devlet ahlakı içerisinde ifade ederlerdi. Ama şimdi görüyoruz ki Erdoğan iktidarı kendisine o kadar güç devşirmiş, o kadar kendini farklı bir yere konumlanmış ki belki padişahta olmayan yetkileri bile kullanma iradesinin olduğunu düşünüp kendisini tanrılaştırmaya doğru giden bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Bu da o kalabalığa karşı talimat kelimesiyle yetinmiyor, buyruğumdur diyor. Artık bundan sonra bizi neler bekliyor onu da bilemiyoruz. Bu buyruktan daha nereye evrilecek bu iş bilemiyoruz. Ama bugün hastalıklı bir halle karşı karşıyayız. Gerçekten kendini her şeyin üstünde gören, kendisini artık padişahlığın da üstüne taşıyan bir iradeyle karşı karşıyayız. Bu hastalıklı halin Türkiye'ye bir faydası yok. Önümüzde gerçekten bizi daha farklı süreçlere tanık olacak, daha olumsuzluklarla karşı karşıya bırakacak bir durumla da yaşayabiliriz. Şimdi tabii bütün kurumların başında kendisi var. Onun talimatıyla her şey yapılıyor. İşte anayasa tanımamazlık, yargının bağımsızlığının ortadan kalkması, bütün bunların hepsi tabii tek adam rejiminden kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla bu güç zehirlenmesinin zemini zaten hazır Türkiye'de değil mi? Kesinlikle zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili referandumda biz olabilecekleri o zaman da Zeynel Bey tek tek anlattık. Bütün yetkinin tek elde toplandığında Türkiye ile ilgili yaşayacağımız, bugün yaşadığımız konuları o gün de dile getirdik. Ve bu aşırı gücün yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasının Türkiye'de hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, hem siyasal anlamda ciddi bizleri buhranın içerisine, sorunların içerisine bırakacağımızı söyledik. Şimdi bunu yaşıyoruz. Bakın Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. Aslında 5 yıllık görev süresi var. Bu yasayla da tanımlanmış. Ama hiç umurunda değil. Anayasayı tanımıyor. Anayasayı ortadan kaldırabilmek için her şeyi yapıyor. Yasaları tanımıyor. Yasaya, yani yasa görevini sürdüren hakimlere, savcılara talimat veriyor. Bir önce asla vermem, etmem dediği işleri yargıya müdahale ederek maalesef veriyor. Talimatla yargıyı yönlendiriyor. Bugün içinde bulunduğumuz durum gerçekten vahim bir durumdur. Bu kalabalığa söylediği o söylem de içinin dışarı vurumudur. Artık her şeyin üstünde kendini gören ve her şeyi yapabileceğine inanan, kendini artık bırakın padişahlığı, padişahlığın üstünde de yani böyle o ifadeyi kullanmak istemiyorum ama tanrılığa doğru giden bir süreci yaşıyor. Artık kendinin gücünün sınırsız olduğunu düşünmeye başladı. Bu hastalıklı bir durum. Bu demokrasilere, bu cumhuriyete, bu içinde yaşadığımız bu yapıya aşırı gücün verdiği de bir olumsuzluk, hastalıklı bir ruh hali. Evet, sizin tabii şimdi verdiğiniz bir önerge de var, onu da konuşalım istiyorum sizi bulmuşken. Özellikle o kaçak saray ifadesini kullandığınız için de geri iade edilen
bir durum. Onu da arkadaşlarım göstersin. O önergeyle ilgili de bir görselimiz var. Tabii burada kraldan çok kralcı davranan, hani orası kaçak saray değil diye izah edilebileceği bir durum olmasına rağmen isminde, adında kaçak geçiyor diye içinde onun iade edildiği bir durumla karşılaştınız. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Zeynep Bey, zaten aslında Erdoğan'ı bu hale getiren de maalesef kraldan fazla kralcı dediğiniz o kişiler. Yani burada bizim sorduğumuz soru aslında çok basit. Yani 15 Ocak 2024'te yayınlanan resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararına göre bu saraylara 1 milyar 343 milyon 935 bin lira bütçe ayrıldı diyoruz. Diyoruz ki bu buralara hangi amaçlarla ayrıldı, nerelere harcandı diyoruz. Orada da hani kışlık saray, yazlık saray, bir de kaçak saray diyoruz. Yani bundan herhalde rahatsız olmuş olsa gerek ki bununla ilgili önergemizi maalesef iade ettiler. Bu rahatsızlıkların ifadesi. Millet evine ekmek götüremezken Zeynel Bey, artık evinin kirasını ödeyemezken, açlık sınırının altında yaşarken siz saraylarınıza milyarlar harcıyorsunuz ve bunun hesabını veremiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani bu mudur? Yani kışlık sarayınızda ne kadar kaldınız? Yazlık sarayınızda ne kadar kaldınız? Yani bunlar gerekli mi? Bugün bu ülkede insanlar çöpten ekmek toplarken, insanlar artık gece pazar yerlerinde kalan artık sebzeleri, meyveleri toplarken sizin bu saltanatınız nedir? Bu yoksul halkın hakkını yemeniz nedir? Bu ülkede yani kışlık, yazlık, günlük yeter artık yani. Bunu milletimizin de, vatandaşımızın da bilmesi gerekiyor. Bu kaçak saraydan da meclis başkanının da alınmaması gerekiyor. O kaçak saray ruhsatsız olduğunu biliyoruz. Tamamen kanun dışı olduğunu biliyoruz. Ve o sarayın maliyetini bile bilmiyoruz. Kaç liraya yapıldığını bilmiyoruz. Şimdi diyoruz ki onarım yapmak için bütçe ayırmışsınız. Bu parayı nereye harcadınız diyoruz. Bundan bile rahatsızlık duyuyorlar ve açıklama gereği duymuyorlar. Yani bu iktidar vatandaşın alın terinden, yediğinden, içtiğinden topladığı vergiyi maalesef saraylara, saltanatlarına ve lüksüne harcıyor, şatafatına harcıyor. Eğer halka dönse bu vergiler, toplanan vergiler halkın lehine kullanılsa biz yoksul içinde olmayız. İçinde bulunduğumuz çaresizliği yaşamayız. Ama toplanan vergiler saltanata harcandığı için, saraylara harcandığı için, bu iktidarın israfına gittiği için maalesef halk kaynak kalmıyor. Ve bunu da tekrar halkımızdan bilgisini sunuyoruz. Evet, son olarak bir iki dakika daha tutayım sizi, daha sonra bırakacağım çünkü biliyorum uçağınız var. Şimdi biliyorsunuz bugün görüşülmesi gerekiyordu parti meclis merkez yürütme kurulunun ve parti meclisi toplantısının pazartesi ertelendi. Pazartesi günü artık tüm adayların belirlenmesi söz konusu mudur? Biliyorum ki siz tabii kurumlar içerisinde değilsiniz ama mutlaka bizden daha fazla bilginiz vardır. Artık pazartesi her şeyi öğrenecek, her alanı öğrenecek mi adayların açısından? Zeynel Bey, artık takvimin sonuna geldik. Mutlaka zannediyorum 12 Şubat pazartesi günü büyük oranda adaylaşma bitmesi lazım. Çünkü ayın 18'inde de aday tanıtım toplantısı olacak. Ankara'da bildiğiniz gibi 20 Şubat'ta da yasal takvim sonlanmış oluyor. Zannediyorum yoğun bir çalışma içerisinde genel merkez yöneticileri ayın 12'sinde adaylaşmanın tamamına yakını bitmiş olur diye düşünüyorum. Peki DEM Partisi'nin İstanbul'da aday çıkartmış olmasını nasıl karşılıyorsunuz? Yani çıkartacağız diyorlardı ama en azından Meral Hanım'ın ve de Çepni'nin adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani zaten DEM Partisi bütün seçim bölgelerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi aday çıkaracaklarını ifade etmişti. Daha önce Sayın Demirtaş'la ilgili bir değerlendirme vardı ama o aday olmayacağını açıkladı. Şimdi partinin yetkili kurulları Meral Danış Beştaş'la
birlikte Sayın Murat Çepni'yi açıkladılar. Tabii başka illerde de açıklayabilirler. Sonuçta bu bir yerel seçim. Herkes vatandaşın iradesine başvuracak. Ama biz inanıyoruz ki her ne olursa olsun sandık ittifakı kurulacaktır. Tabanda vatandaşımız önümüzdeki süreci yönetecek ve bu iktidarı artık dur diyecek. Bu iktidarın talanına, bu iktidarın israfına, bu iktidarın keyfi yönetimine, bu iktidarın halkı yoksullaştıran yönetim biçimine bu yerel seçimde dur diyecek, ikaz edecek. Onu da tabanda yapacak. Onu da her ne olursa olsun mutlaka yerelde en güçlü gördüğü adaylara yönelecek. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi güçlü adaylarla bütün seçim bölgelerinde o kentin sorunlarını çözecek, yönetecek adaylarla çıkıyor. İnanıyorum ki biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yerel seçimlerde başarıyla çıkacağız. Bu iktidarın vurdum duymazlığına, kötü yönetimine de bir dur demiş olacağız. Peki. Çok teşekkürler Seyit Torun. Sağ olun. Bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim değerlendirmeniz.